Gündem Özel'e hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Aki TV ekranlarının klasik en çok beğenilen programlarından bir tanesi, merakla beklediğiniz Gündem Özel başlıyor. Evet, Ramazan ayında süremiz kısa ama o kısa sürede yine biz bu hafta yaşananları en akıldan kalıcı bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Kısa zamanda toparlamaya gayret edeceğiz bu haftaki gündemi. Evet, bu hafta tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi. İngiltere'deki referandum merakla bekleniyordu. Sonuçlar açıklandı ve evet. Şimdi bu sonuçlar neler doğuracak? Dünyaya yansımaları, İngiltere'ye yansımaları, Türkiye'ye yansımaları nasıl olacak bu sonuçların? Onları konuşacağız sevgili izleyiciler bu programımızda. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi kıymetli konuklarım Tuna Öztunç, Diriliş Postası yazarı. Hoş geldiniz diyelim. Ve bu akşam ne diyelim, bir kahramanlık örneği gösterdi sevgili Tuna Öztunç. Dişi ağrıya ağrıya buraya geldi. Teşekkür ediyoruz hassasiyetin için. Sırf sizlerle olabilmek için sevgili izleyiciler. Dişi ağrıya ağrıya geldi burayı. Buraya biraz zor bir program olacak onun için. Allah şifa versin, geçmiş olsun diyeyim. Ve sevgili Ömer Turan, Avaztürk son döneme damgasını varan o internet sitesi, onun kıymetli siyaset bilimcisi, Avaztürk yazarı, son haftalarda da birbirinden kıymetli köşe yazılarıyla kendisini keyifle okuyoruz. O da son döneme kişisel olarak damgasını vurmuştu diyelim. Evet, İngiltere'yi konuşacağız. Turun Hocam senden başlayalım istersen. Referandum oldu. Önce bir genel bir değerlendirmeyle giriş yapalım istersen. Yani iznin olursa biraz futboldan konuşmak istiyorum. Sonra Avrupa Birliği'ndeki bu saçmalığa gireriz. Mesela İngiltere'de yaşananlara. Biz turnuvalara çok böyle üst üste katılabilen bir ülke değiliz. İşte şansımız yaver gider, mucizeler olur. Aritmetik, matematikte hiç olmayan sayılar bir araya gelir. Bir anda turnuvaya katılırsın. Turnuvalar, bu üst düzey turnuvalarda da hep bir başarı bekleriz. Mesela geçen Avrupa Şampiyonası, yani 8 sene önce katıldığımız, o da şans eseri. Yani Allah yanımızda oldu da şeyi geçtik, birkaç turu geçtik. Bu sene pek öyle olmadı. Kasımpaşa, Bursa Spor ve 1-2 Süper Lig Anadolu takımından oluşan bir karma ekibi 2-0 yenmenin bir başarı olduğunu zannettiğimiz bir turnuvaydı. Bir ülkenin, bir milli takımının kaptanı yuhalanıyor. İspanyollar sarılıyorlar falan, sahipleniyorlar. Böyle tuhaf tuhaf şeyler oldu. Yani bu ülkede benim en şey yaptığım, beni en çok şaşırtan şey ünvanlardır sevgili Alasım. Biz çok çabuk ünvan yapıştırırız insanlara. Yok imparator, evet. Yok kral, yok işte süper adam falan filan bilmem ne. Bayılıyoruz böyle şişirmeye. Duygusal yapımızdan dolayı. Tabii, çok çabuk yükseltip sonra da çok çabuk indiriyoruz. Hiç kusura bakmasınlar. Ben çok açık sözlüyüm. Bazen de patavatsız olabilirim ama açık sözlü olmak hoşuma gidiyor. Efendim Fatih Terim ilkokul mezunuymuş diye bir şey başlatıldı şimdi. Yahu bu ülkede ilkokul mezunu gazete genel yayın yönetmenleri var. Sen neden bahsediyorsun ya? Bu ülkede bilmem ilkokul mezunu bilmem ne var yani. Hangi birini örnek sayayım? Kaldı ki ben bu ülkede 3 diploması olan, 3 dil bilen çok deniyor gördüm mesela. Yani 3 tane diploması var, 3 tane de dil biliyor ama deniyor. Yani hiçbir işe yaramayan asalak tipler de var. Yani mesele diploma meselesi falan değil. Yani okumak ya da diploma sahibi olmakla bu işler bitmiyor bu. Fakat bu ülkede hani diploma sahibi olup da kariyer yapmış, çok güzel eğitimler almış, zeki, yetenekli çocukların asgari ücretle çalışırken ilkokul mezunu ahbap çavuş ilişkileriyle işte bir takım farklı ilişkilendirmelerle köşe yazarı olan, gazetede müdür olan, televizyonlarda yönetici olan falan tipler de var yani. Şimdi hiçbir şey de ortaya koyamıyorlar yani. Ama torpilleri sağlam yani. Evet. Vasıfların çok önemi yok. O açıdan bu Türkiye tür olarak herhalde biraz da gelişemememizin en büyük nedenlerinden bir tanesi, değil mi? Gelişemezsin. Bazen akılcı olmadığın zaman gelişemezsin. Sistem oturtmadığın zaman gelişemezsin.
Böyle işte geçici zaferler, efendim evet, başarılarla kendi kendini... Gaza geldiğimiz zamanlardaki... Kendi kendini de avutursun. Türkiye'de bir teknik direktöre bu kadar paralar ödeniyorsa, bir ülkede futbola bu kadar paralar harcanıyorsa, ya ortada mantık olarak bir başarı gelmesi gerekir değil mi? Bir başarı olması evet lazım. O başarıyı göremiyorsun. Bunlar birbirle doğru orantılı olmuyor. Umarım çok radikal şeyler, kararlar alınabilir. Gelelim Avrupa Birliği'ne, İngiltere. İşte bir referandum yapıldı. Referandumda %52 Avrupa Birliği'nden ayrılalım, %48 yok ayrılmayalım, %49 falan diye bir sonuç ortaya çıktı. Şimdi de Londra'nın bağımsızlık ilan etsin diyorlar. Londra, İngiltere'den, evet, Britanya Krallığı'ndan kopsun, bağımsızlığımızı ilan edelim ve Avrupa Birliği ile görüşmelere başlayalım diyen yeni yeni şeyler çıktı piyasaya. Yeni öneriler çıktı şimdi İngiltere'de. Meselenin özü şudur. Sağ eğilimli işte Brexit, yani çıkalım mevzusu şeyden, birlikten. İşte o Farage, o sağcı lider. Bir de Türk asıllı bir tane bir belediye başkanı var. Londra Belediye Başkanı eski. O işin içinde. Ya olayın özeti şudur. Hamasi lafları bir tarafa bıraksınlar. Yok Türk düşmanlığıydı, yok işte şu. Meselenin özü ekonomidir. Avrupa Birliği'nin cazibesi kalmamıştır. Bitti. Avrupa Birliği'nde ciddi bir işsizlik var. Avrupa Birliği'nde ciddi bir yaşlı nüfus var. Var olan genç nüfus istihdam edilemiyor. Bir üretim yok. İspanya'da ciddi ekonomik kriz var. İtalya'da ciddi ekonomik krizler var. Bunlar Avrupa Birliği'nin lokomotifleri. Portekiz'de. Beri taraftan birlik o şatafatlı şahşalı günlerini geride bıraktı. Neden? Sadece Almanya vardı, Fransa vardı, İngiltere vardı, İtalya vardı, Belçika vardı, İsviçre vardı, işte bir Danimarka vardı. Yani 10-15 ülkeden şeydiler. Ütevellittiler. 15 ülke. Şimdi 22 mi 21'e falan çıktı. Hırvatistan, Slovenya, Romanya, Bulgaristan. Bunlar hepsi fakir ülkeler. Evet. Fakir. Çok kötü olan. Yunanistan zaten batmış. Kuzey Kıbrıs Rum kesiminde küçük bir aday ülkesi. Ekonomisi belli. Bir de bunların bunların yükü de diğer o büyük ekonomisi olan ülkelerin sırtına biniverdi. Zaten Bulgaristan'da mesela örnek vereyim, genç nüfus yok, hepsi çalışmaya gitti. Evet. Yani bu ekonomik meselelerden dolayı İngiltere diyor ki kardeşim benim bir ekonomik hacmim var. Ben niye bunu ameliyatını ben çekiyorum? Niye elimdeki kaynakları ben paylaşıyorum? Ya batmış Yunanistan'ı niye batmış yasadım? Yunanistan'dan bana ne diyor falan. Bulgaristan'dan bana ne, Slovenya'dan bana ne. Zaten Euro'ya da geçmediler biliyorsun. O da sterlin geçerli hala. Ya ben kabul etmiyorum diyor ve çıkmak istiyor. Ha bu birinci neden ekonomik. İkinci mesele, Suriye'de katledilen 500 bin insanın katliamını seyreden, hatta bizzati sebep olan Avrupa şimdi Suriyeli mültecilerin insafına kalmış durumda. Suriyeli mülteciler Avrupa'nın kaderini belirleyecekler. Bak net söylüyorum, Avrupa Birliği'nin kaderini belirleyecekler. O Suriyeli mültecilerin ahı fena çıkacak. O Suriyelilerin ahı da fena çıkacak. Ne yapıyor Avrupa Birliği? Türkiye diyor ki aman diyor bu mülteciler meselesinde anlaşalım. Sen şu terör mücadele yasasını değiştir değil mi? Şu Erdoğan da yürüyün ya falan diyor. İşte, yürüyün işinize bakın diyor. Ben de diyor referanduma giderim ya diyor. Avrupa Birliği'ne girelim mi girmeyelim diye sorarım Türk. İnan bana %70'i hayır der. Yani bırak yürüyün diyor işinize. Ben terör mücadele yasasını da değiştirmem. Şunu da değil, bu dayatmaların hiçbirini kabul etmem. Sen de tıpış tıpış bu vize serbestliği meselesini onaylayacaksın diyor Avrupa Birliği. Onaylamazsan o mültecileri kapında bulursun kardeşim. Şimdi sen uğraşırsın artık. Netice itibariyle dönüp dolaşıyor Suriyeli mülteciler meselesinde Avrupa'nın duyduğu kaygı da birlik içerisinde çatırdamalara neden oluyor. Hollanda'da da başlayacak. Bak göreceksin. İşin içine daha sonra Fransa da girecek. Bunlar zaten çünkü Avrupa'da sağ akım, sağ siyaset çok ciddi bir şekilde Avrupa'da yaygın. Sağ güçlenmiş durumda. Güçlenen bir sağda bu tür sesler çıkmaya devam edecek. O da ben de referandum yapmak istiyorum diyecek. Böyle bir domino etkisiyle tüm Avrupa Birliği'ni etkileyecek diyordu ya Cameron. 3000 yılından önce Türkiye Avrupa Birliği'ne giremezdi. Bir küstahlık yapmışlardı ya. Hani evet, kardeşim Avrupa Birliği 2030'u bile göremeyebilir. Sen neden bahsediyorsun? Bırak 3000'i. 2030'da bir Avrupa Birliği'nin kalıp kalmayacağı bile meçhul. Böyle bir birliğin olup olmayacağı da meçhul. Fakat şu andaki görüntüye baktığında evet Avrupa Birliği ciddi bir sıkıntı içerisinde daha büyük sancılar yaşayacak. Lakin tam tersine de dönebilir. Yani İngiltere içerisinde Avrupa Birliği yanlıları biraz daha seslerini yükseltirlerse
iş başka eksenden kayabilir ama İngilizlerin eline çok güçlü kozlar geçebilir bu sefer de. Yani İngiltere birlikte kalma şartı olarak hem politik hem ekonomik çok daha fazla inisiyatif almak isteyecektir. Belki Avrupa Birliği bu konuda taviz de vermek zorunda kalabilir. Ama taviz vermez. İçerideki İngiliz muhalifler de, yani Avrupa Birliği destekçisi İngiliz muhalifler de pasif kalırsa, İngiltere birlikten koparsa, çok net söylüyorum, domino etkisiyle tıpış tıpış diğer ülkelere de yansıyacak ve 2030'a kadar, belki 2030'dan önce Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak. O kadar zavallılar ki Türkiye düşmanlığı üzerinden yapıyorlar bu politikaları. Evet. Bak, Avrupa Birliği'nden çıkalım mı çıkmayalım mı? Referandumunun bile ana konusu Türkiye'ye düşmanlığı. Eyvah Türkler geliyor. Ha, eyvah Türkler, Türkiye'ye düşmanlığı. Yani eyvah Türkler geliyor da, evet Türkler geliyor, Türkler gelecek. Ekim ayında tıpış tıpış o vize serbestliğini onaylayacaklar. Başka çareleri yok. Ha, Türkiye düşmanlığı üzerinden, yapay suni düşmanlık üzerinden bir politika gidiyor sağ partiler. Tamam mı? Ama asıl mesele Türkiye falan değil. Eyvah Türkiye geliyor falan değil. Eyvah mülteciler kapıda. Ve en önemli ikinci neden de ben Avrupa'nın yükünü taşımak istemiyorum. Gayri safi milli hasılanın %20'sini irili ufaklı küçük o Avrupa ülkeciklerine vermek istemiyorum diyor İngiltere. Bu kadar kapitalist bir yaklaşımla ortaya koyuyor. Bir de şu fantaziye de inanmayın ne olur. Londra bağımsızlık ilan edecek de, Britanya bölünecek de, geçin bunları ya. Bunlar fantazi. Britanya bir krallıktır. Britanya krallığının olduğu yerde asla bir bölünme olmaz. Ha, ama İskoçya, İrlanda, onu bilemem. Onlar farklı durumlar. Daha konjonktürel, daha lokalize durumlar. Ama İngiltere'nin genel içerisinde Britanya Krallığı'nın olduğu bir yerde Londra'da özgürlük ilan edeceğim. Manchester'da, Birmingham'da şey ilan edeceğim. Liverpool'da bağımsız özerk yapacağım. Böyle bir şey yok. Bu tamamen içeride muhaliflerin... HDP'lileri gönderebiliriz, öz yönetimi ilan ederler oraya. Yani muhaliflerin şeyi bu, tepkisi. Ha, öz yönetim biri çıkıp derse ki Londra'da öz yönetim ilan ediyorum derse, kraliçenin ajanları... MI6, işte kraliçenin polisi, kraliçenin ordusu neler yapabileceğini ben hani şey bile edemiyorum. Ömer Turan'a dönelim. Genel olarak nasıl okumalıyız diye bir soruyla başlayalım. Detaylarına gireriz. Şimdi böyle bir karar kesinlikle beklenmiyordu. Hiç kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum. Yani evet sonucunun çıkacağını tahmin etmiyordum. Yani 50-50 çıkacağını tahmin ediyordum. Nitekim Soros bu konuda herkesi korkutmuştu. İngiliz halkını da korkutmuştu. Obama işini gücünü bırakıp İngiltere'ye gelmişti. Evet çıkmaması yönünde her şeyi yapmıştı. Yine Holland aynı bağlamda açıklamalar yapmıştı. Merkel aynı bağlamda açıklama yapmıştı. Tüm küresel sermaye İngiltere'nin ayrılmaması, Avrupa Birliği'nin dağılmaması yönünde açıklamalar yapmıştı. Bu İngiltere açısından felaket olacağı yönünde ciddi açıklamalar yapılmıştı. Bunlardan en önemlisi de biraz önce söylediğim gibi Soros'un açıklaması. Dedi ki İngiltere eğer birlikten çıkarsa dedi, Cuma günü Kara Cuma olur dedi. Sterlin dedi en az %20 değer kaybeder, İngiliz ekonomisi yerle bir olur. Buna rağmen İngiltere'deki referandumda evet sonucu çıktı. Yani İngiltere Brexit dedikleri, Brexit. Yani Britain exit manasında, evet, Britanya çıkacak manasındaki kampanya sonucu birlikten çıkma yönünde %52 yönünde bir oy kullanıldı. Bu beklenmiyordu. Bunun altını çizmek lazım. Kesinlikle beklenmiyordu. Beklenmediğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi de büro çıkışı anketlerde iki anket yapılmıştı. İkisinde de ki oy kullanılıyordu hala. %52 yönünde remain, yani birlikte kalma yönünde oy kullanıldığı sonucu çıkmıştı. Hatta bu anketler üzerine Farage, o ulusalcıların lideri konumdaki Farage çıktı, dedi ki görülüyor dedi ki büyük ihtimalle az bir farkla da olsa remain, yani kalma yanları kazanmıştır dedi. Ama dedi bu bizim savaşı kaybettiğimiz manasına gelmez yönünde açıklamalar yapmıştı. O bile kazanacaklarını tahmin etmiyordu. Düşünün yani. Ertesi gün açıklandığında ise, ertesi gün saat 11 civarlarında açıklandıysa sürprizdi. Tüm dünyada sürprizdi. Şimdi bu sıradan bir olay değil. Bu sadece İngiltere'yi ilgilendirmiyor. Bu sadece Avrupa Birliği'ni ilgilendirmiyor. Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir olay. İlgilendiren bir olay. Hiç abartmıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Her şey, ama her şey değişecek. Sadece İngiltere ile sınırlı kalmayacak. Evet. Sadece Avrupa Birliği ile sınırlı kalmayacak. Bütün kartlar yeniden karılacak. Yeniden oyun kurulacak. Yeni ittifaklar kurulacak. Mevcut olan ittifaklar farklı şekilde şekillenecek. Bu Almanya'ya karşı yapılmış bir hamle. Almanya-Fransa bloğuna, belki Almanya-Fransa-Rusya eksenine karşı yapılmış, efendim okyanus ötesi sermaye dediğimiz
sermayenin bir kısmı tarafından yapılmış bir hamle. Bu, Almanya'nın buna cevabı nasıl olacak? Avrupa Birliği'nin buna cevabı nasıl olacak? Avrupa Birliği varlığını devam ettirecek mi? Bunların hepsini göreceğiz. Ama ben burada madde madde gideyim ki seyircilerimizin kafasına da hiçbir soru işaretleri kalmasın. Şöyle... Gidelim ama şöyle bir şey var. Yani bu şimdi halkın eline bırakılabilecek bir karar mıydı? Yani kraliçenin öncesinden bastırmasını biliyoruz. Yani kraliçenin hani bu satranç diyorsun ya, bu evet, alınmış bir karar ve yani herhalde halkın eline bırakılmayacak operasyonlarla kraliçenin istediğinin gerçekleşeceği bir durum gibi gözüküyor. Ben öyle anlıyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla yani halkın eline sonuçtan hiç kimse memnun değil. Böyle bir sonuç çıkacağını hiç kimse tahmin etmiyordu, bu bir. İkincisi ise referandum kararının alınması başlı başına zaten hiç beklenmiyordu. Yani David Cameron'ın geçen sene 3-5 ay önce bu kararı alması zaten sürpriz oldu. Ki bunu geçen seneki seçimlerde bir vaat olarak vermişti. Zaten David Cameron'ın içinde bulunduğu konservatör, yani Muhafazakar Parti'nin tamamı ayrılık yönünde oy kullanıyor. Her ne kadar kabinedeki bakanları remain, kalma yönünde oy kullansa da, yani şeyin partiye baktığında, konservatör partiye baktığınızda partinin tamamı %98'i, tabanının %98'i kalma yönünde oy kullanıyordu. Zaten bu bir konservatör talepti ve David Cameron seçimleri kazanabilmek için böyle bir vaatte bulundu ve bu vaadin gereğini yaptı, referanduma gitti. Referandumda kalma yanlısı oy kullanmasına rağmen kazanamadı. Nitekim bunun sonucu olarak da kendi desteklediği kampanya kaybettiği için istifa etme kararı aldı. Bu Allah Allah. Bir bu tarihi kadar... kırılmadır bu. Mert bir de ne kadar ilginç değil mi? Yani referandumda kaybediyor ve istifa ediyor. Ama kendisi bir taraf tuttu. Ve iyi. Bu süreci, çünkü kolay bir karar değil. Yani bu sadece İngiltere'nin tarihini ilgilendirmiyor. Avrupa Birliği'ni de ilgilendiriyor. Tüm dünyayı ilgilendiriyor. Orada kalamazdı. Ha, şimdi dünyada bu, istifa etmesini bilen insanlar da varmış tabii, tabii demek canım, ki değil mi? Tabii, yani, tabii ki. Yani o yani, orası... yani böyle dik duruşu olabilen, yani İngiliz olabilen ama dik duruşu. Tabii. Hani yani bir şimdi, asalet denir ya, biz çok umumuzda değil o asalet de. Buradan, hani en azından var bir elin İngiliz'inde bir asalet var da. Tabii ki, tabii. Şimdi bizim, buradan birçok ders çıkartabiliriz ama o kadar önemli dersler var ki ben bu detaylara bile inemiyorum maalesef. Bir, bunun etkileri. İlk önce İngiltere üzerinde müthiş bir etkisi olacak. İngiltere dediğimiz zaman biz İngiltere'yi bilmiyoruz. İngiltere bir Birleşik Krallık'tır. England, İngiltere ayrıdır, Birleşik Krallık ayrıdır. Birleşik Krallık 4 tane krallıktan meydana gelir. En son 1800'de İrlanda'nın katılımıyla beraber İskoçya, Galler. Kuzey İrlanda, Galler. Mesela futbol turnuvasını takip edenler Galler diye bir takım, bu ne ülke ya da önceden de İskoçya vardı diye sorabilirler. Bunlar 4 ayrı bağımsız devlettir. Sadece İngiltere'nin, yani England dediğimiz İngiltere'nin kendi otonom hükümeti yoktur. Diğer üçünün kendi otonom yerel hükümeti vardır. Hepsi ayrı bir, önce İskoçya ayrı bir krallık. Zaten krallıkların birleşmesiyle beraber Birleşik Krallık oldu. Galler'i yani, kraliçenin kardeşi mi yönetiyordu? Zaten lordlar var. Orada lord kamerası var ya, İngilizler. Şimdi sen ya, yerel bir hükümet yerel var. Yerel hükümet ama lord diye geçiyor. Yani ayrı bir antite. Kardeşi ya. Yani 4 tane farklı devletten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi İngiltere. Şimdi böyle bir karar, zaten karar alındığı haritaya baktığında İskoçya ile Kuzey İrlanda'nın kalma yönünde, remain yönünde oy kullandığını biliyoruz. Daha geçen sene İskoçya birlikten ayrılıp ayrılmama yönünde oy kullanmıştı. Dolayısıyla şimdi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, şeyin biraz önce Tuna'nın bahsettiği gibi Londra efendim öz yönetim ilan eder mi etmez, ben de zannetmiyorum. Etmez tabii, kesinlikle. Ama Londra şehir olarak banliyöleri katmazsak %70 olanında remain, kalma yönünde oy kullandı ve Londralılar şu an şok yaşıyor. Ama buna rağmen İngiltere İngiliz krallığı olduğu için orada böyle bir şeye kesinlikle müsaade etmez. Ama İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın şimdiden ayrılacağını söyleyebilirim. İskoçya Başbakanı kendisi açıkladı. Evet. Yeni referandum yapılacak ve İskoçya birlikte, yani Avrupa Birliği'nde kalmak isteyecek. Bunun için Birleşik Krallık'tan ayrılacak. Kuzey İrlanda Sinn Féin'in bu yönde açıklamaları var. Galler'de bu olur mu olmaz mı, bu ayrı bir şey. İngiltere bunun ilk önce ekonomik sarsıntısını yaşayacak kesinlikle. İngiltere buradan bölünmeden çıkamaz. Kendi içinde parçalanacak, bölünecek, bu bir. Bunun ismini koyalım. İkincisi,
Avrupa Birliği ne olacak? Ha, Avrupa Birliği ciddi bir siyasi sıkıntıyla karşı karşıya. Daha önce zaten vardı. Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nde geleneksel olarak kuzey ile güney ülkeleri arasında ciddi bir sıkıntı var. Doğu Avrupa ülkelerinin katılmasıyla beraber bu sıkıntıya Doğu Avrupa ülkelerinin getirdiği sıkıntı da eklendi. Zaten Avrupa Birliği dediğiniz zaman kıta Avrupa'sını ve bunun omurgasını Almanya ile Fransa oluşturuyor. İngiltere'nin zaten Avrupa Birliği'ne girişi 1971'dir. De Gaulle İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemedi. İngiltere Avrupa Birliği'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin Trova atı gibi hareket etti. İngiltere Avrupa Birliği'nde yapıcı olmadı. Hep bozucu oldu. Master kriterlerini sonra kabul etti. Eurozona girmedi. Hep sıkıntı çıkarttı. Yani İngiltere'siz bir Avrupa Birliği. De Gaulle İngiltere'nin katılmasını istemiyor. Niye? İngiltere'siz bir Avrupa Birliği daha kuvvetli olurdu. İngiltere'siz bir Avrupa Birliği gerçek manada bir siyasi birlik olurdu. Evet. Ordusuyla, askeriyle, dış politikasıyla Amerika Birleşik Devletleri İngiltere üzerinden Avrupa Birliği'nin gerçek manada bir birlik olmasını engelledi. Şimdi Amerika'yı nasıl etkileyecek? Amerika'yı da etkileyecek ama Amerika'dan önce. Şimdi bu hem birliğin içine girdikten sonra İngiltere nitekim birliğin en önemli ekonomilerinden bir tanesidir. Çıkması ister istemez ölümcül darbe oluşturabilir. Bir, Avrupa'nın en önemli ekonomilerinden bir tanesi. Avrupa Birliği'nin gayri safi hasılasının %20-25'ine tekamül ediyor. Bu sıradan bir olay değil. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması Avrupa Birliği için bir şoktur. Domino etkisi yapacaktır. Kesinlikle domino etkisi yapacaktır. İlk önce kuzey ülkelerinde bunu Hollanda takip edecek. Bekleyin görün. Hollanda kesinlikle takip edecek. İsveç bunu takip edecek. Finlandiya bunu takip edecek. Bak tarih veriyorum size. Bir sene içinde bunları tarif. Daha ilginci Fransa. Brexit yerine Frexit diyorlar şimdiden. Yani French Exit diye. Marine Le Pen bunu açıkladı daha dün açıklamasıyla beraber. Dedi ki Saison de Nation qui renaît, yani ulusların tekrar doğuşuna şahit oluyoruz dedi. Bu bir zaferdir dedi. Bu Avrupa'nın sonu değil, Avrupa Birliği'nin sonudur dedi. Açıkça bunu söyledi. Ve Fransa'da bu yönde de bir ciddi bir talep var. Avrupa Birliği bir bölünme eşiğine gelebilir, dağılma sürecine gelebilir. Bu Fransa ve Almanya eksenine karşı yapılmış bir hamledir. Fransa ve Almanya ekseni buna nasıl karşılık verecek? Böyle bir saldırıyı bekliyorlardı. Bunun beklentileri alınmıştı. Buna göre ABC planlarını geliştirdiler. Bekleyip göreceğiz. Fransa ve Fransa ve Almanya'nın buna nasıl cevap vereceğini göreceğiz. Üçüncüsü önemli bir sonuç. Küreselci ve ulusalcı çatışması tekrar gündeme geldi. Bu sonuç ulusalcıların küreselcilere attığı çok büyük bir goldür. Ulusalcıların küreselciler karşısında kazandığı müthiş bir zaferdir. Bakın sıradan bir olaydan bahsetmiyoruz. Bundan sonra ulus devlet fikri, yani ulus devlet fikri tekrar gündeme gelecek. 1970'lerden itibaren küreselci fikir, ulus fikrine karşı devamlı güç kazandı. Devamlı güç kazandı ve buna paralel olarak Avrupa Birliği de güçlenmesini devam ettirdi. Ama bundan sonra Le Pen'in dün söylediği gibi, diğerlerin dün söylediği gibi artık ulusların ikinci baharı tekrar yaşanabilir. Bakın 19. yüzyılda kadar parlak bir ikinci bahar olmayabilir. Ama ulus fikri, ulus devlet fikri, yani bu ulusları ikinci plana atıp daha küresel, evrensel bir üniteleri ön plana çıkarma fikri geri plana atılabilir. Ulus devlet fikri daha da güçlenebilir. Bu küreselcilerin, Soros'vari küreselcilerin aldığı çok büyük bir darbe. Bu sıradan bir olay değil. Bu yeni bir trend başlatacaktır. Bu mikro milliyetçilik vardı zaten. Kafkasya'da vardı, Balkanlar'da vardı, küçük milletler olarak tabir ettiğimiz halklarda vardı. Bunun artık büyüklerine de sirayet edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelince, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin kendisine rakip olmasını istemezdi. Avrupa Birliği'nin ne olmasını isterdi ne ölmesini isterdi. Olmasını istemezdi, tam bir birlik olmasını istemezdi. Askeri bir birlik olmasını istemezdi, kendisinin NATO'su var. Zaten askeri birlik olmasını engelledi, her şeyi yaptı. Bunu İngiltere üzerinden yaptı. Çünkü İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir bizim special relationship dediğimiz bir ilişki vardır. Bu yani İngiltere Avrupa Birliği içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Trova atı gibiydi. Hep öyle hareket etti. Çıkışı da biraz öyle oldu. Ama Amerika'nın en azından bir kanadı İngiltere'nin çıkışına kesinlikle karşı. Çünkü bu saatten sonra Avrupa Birliği'ni nasıl yönlendirecekler? Önceden İngiltere sayesinde yönlendirebiliyorlardı. İçerideki tek adamı şimdi gitti. Avrupa Birliği'nin nereye gideceğini tahmin edemiyorlar. Fransa ve Almanya'nın buna nasıl cevap vereceğini bilemiyorlar. Bakın daha önce küresel okyanus ötesi küresel sermayenin bir kısmı
petrol fiyatlarını düşürerek ve Rusya'yı zor durumda bırakarak Almanya ve Fransa'ya meydan okumuştu. Bu ikinci meydan okuma. Almanya ve Fransa'nın buna nasıl cevap vereceğini bilemiyoruz. Bir de son bir noktaya değineyim, Tuna'ya vereyim. Bakın, şimdi ben bana bunu başkası dese ben inanmazdım. Efendim işte eyvah Türkler geliyor diye yazı yazmıştım. Avaz Türk'te zaten bunu belirtmiştim. İşte bu Türk korkusu, hani biz tarih kitaplardan okurduk. Barbaros Hayrettin için falan İtalyanlar dermiş ya, çocuklarını uyutmak için bak Türkler geliyor falan. Masal, efsane olarak görürdük. Ben bu seçim kampanyasını hem İngiliz kanallarından hem Fransız kanallarından takip ettim. Bizzat takip ettim. Gördüklerime ben inanamadım. Tekrar tekrar baktım. Şimdi İngiltere'deki kampanyanın ana konusu bizdik. Bak abartmıyorum. İnanmayanlar gitsin baksın. Bunu başkası bana dese inanmazdım. Hadi oradan derdim. Kendim görmesen inanmazdım. Abartıyorsun derdim. Ana tema bizdik. Ya şey, göçmenler tamam. Suriyeliler tamam. Diğer Arap Müslümanlar tamam. Ama İngilizler onlarla ilgilenmiyor. İngilizlerin aklında varsa yoksa Türkler. Neymiş? İngilizler Avrupa Birliği'nden ayrılmazsa, bakın, referandumu kazandıran argümantasyonu söylüyorum burada. Karşı tarafın kullandığı. Bir Türk istilası geliyor, 77 milyon Türk geliyor, Avrupa Birliği'ne girecek ve biz Avrupa Birliği'nden ayrılmazsak İngiltere'de bu istilaya maruz kalacak. Ne kadar deli saçması bir şey değil mi? Biz Türkiye'de bunu söylesek herkes hadi lan oradan der değil mi? Koskoca İngilizler, sağcısı, solcusu, profesörü, entelektüeli, sporcusu bilmem nesi bu argümantasyonun peşine gitti. Bu bizim aydın diye, ilerici diye tanımladığımız kesim de hadi oradan demedi. Onlar da buna karşı argüman geliştirdi. İki tarafın kampanyasında da ana argüman Türkiye'ydi, Türk düşmanlığıydı. Sağcı kanat dedi ki Türk istilası geliyor, Türk istilasına karşı ayrılmamız lazım. İlerici solcu kanat da, mesela David Cameron, Türkiye ancak 3000 yılında birliğe girer demesini bu çerçevede değerlendirin. Çünkü zor durumda kaldılar. Baktılar ki İngiliz halkı da karşı tarafa prim veriyor. Bakın sadece göçmen Suriye değil, Türk düşmanlığı. Çünkü Avrupa'nın zihninde Türkiye demek İslam demektir. Türk demek Müslüman demektir. Her ne kadar biz Türkiye, Türk isminden nefret etsek de, bir alerjimiz olsa da, Türkiye ve Türk ismini kullananı anında faşist ilan etsek de, Avrupalılar için Türk demek Müslüman demektir, Türkiye demek İslam demektir. Bunu bu referandumda da net bir şekilde gördük. Yani diyorum ki biz neymişiz be diyorum. Ama biz değil de dedelerimiz neymiş. Ne yaptılarsa artık yani, kaç sene geçti işte, bizim kendimize faydamız yok. Evet, adamlar hala bizden korkuyor. Ama ilginç. Burada küçük bir anekdot var. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakere süreçlerinde öncesinde sonrasında en büyük destekçisi İngiltere'ydi. Ya bunu unutmayalım. İngiltere en çok destek veren, hatta fasılların açılması için baskı yapan, Türkiye'ye veto edilmemesi İngiliz için... Devletiydi. İngiliz halkı değil. Tamam, İngiliz devletiydi. Burada asıl mesele bence sağcılar, yani Farage, Brexit akım, çok sunni bir Türk düşmanlığı, Türk tehlikesi geliyor diye bir sunni bir algı yarattılar. Ama hatta var o. İngiltere'de. Ama bak şöyle bir hatırlatmada da sana bulunayım. Schengen vizesini tanımıyor ki İngiltere. Tamam, tanımıyor. Tamam, bize Schengen vizesi verecek. Sen İngiltere'ye giremeyeceksin Schengen vizesi. Tamam, İngiltere, zaten onu söyledim. İngiltere, Türkler giremeyecek hani dedi İngiltere zaten. İngiltere yeşil pasaportu bile kabul etmiyor. Tamam. Yani sen yeşil pasaportla bile giremezsin. Tamam. Şimdi ben de diyorum ki sorun o değil. Sorun bu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopması için bir bahane aranıyordu. Siyasi bir bahane, bir propaganda malzemesi aranıyordu. En makulü Türk düşmanlığı bulundu. Tunacığım yani ama ben, o Türk düşmanlığı halkta karşılığını gördü. %52'nin altında gördü. Gördü. Ben de bakın, aynı fikirdeyim yani. Senin dediğin çok doğru. Bir, Türkiye Avrupa Birliği'ne girse dahi Schengen vizesini alamıyor, İngiltere'ye giremiyor. Ne, David Cameron 3000 yılında girer derken bunu kastetti. Evet. Dedi ki, yani ya o... Türkiye Avrupa Birliği'ne girse bile İngiltere'ye giremeyecek dediler. Açıkça bunu net bir şekilde söylediler. 77 milyon, hatta tabir şu, aynen tabir evet. Şu. 77 milyon Türk'ün işi gücü yok da ertesi gün hadi İngiltere'ye mi gireceğiz diye tabir oldu. İnan sorun ne biliyor musun? Ama... İngiltere'nin derdi ekonomi. Bakın. Diyor ki İngiliz sağcılar, kardeşim ben kendi vatandaşıma iş bulamıyorum diyor. Benim bir ton işsizim var İngiltere'de diyor. Yani ben bu tabii kadar güçlü bir ekonomim varken ben istihdam alanı oluşturamıyorum ki. Bana ne diyor Yunanistan'dan peki, peki Kuzey şeyler, Avrupa ülkesinde. Birliği'nden çıkması bu ekonomik sorunları daha mı derinleştirecek, artıracak mı? Bence bak İngiltere'nin liman ticareti şu anda Avrupa Birliği'yle ortaya konan kotalar yüzünden İngiltere'nin istediği gibi gitmiyor. Başka taraftan kazanıyor ama hizmetler sektöründen bak, kazanıyor. Bir, şöyle bir tehlike var, senin dediğin doğru olan bir şey var. Bir Rusya faktörünü biz gözden kaçırıyoruz. Diyelim ki İngiltere gerçekten birlikten çıktı. Diyelim çıktı. Bu domino etkisi yaratacak ya. Rusya, Sovyet Paktı'ndan kalan nüfuzunu Slovenya, Hırvatistan,
işte efendim Romanya, onun üzerinde kullanmaya başlayacak. Zaten değil, Almanya orada. Asıl etken ama Almanya. Almanya etkeninde var. Ben orada çok farklı ittifakların oluşması zaruriyeti çıkacaktır. Mesela İskoçya ayrılırsa, Kuzey İrlanda ayrılırsa, İngiltere eski İngiltere olarak olamaz. Bağlanır. Ben Britanya'nın İskoçya'yı falan biraz önce söylediği şeyi de bir cevap vereyim. Hani Türkiye devamlı destek verdi ya İngiltere. Evet verdi. Derdi çünkü İngiltere Avrupa Birliği'nin güçlü olmasını istemediği için Avrupa Birliği'ni zayıflatacak her girişime destek verdi. Çünkü İngiltere zaten 1971'de girdi Avrupa Birliği'ne. Ve İngiltere Eurozone'un hiçbir zaman içinde bulunmadı. Maastricht kriterlerini 1992'den sonra en son kabul eden ülkedir. İngiltere hep sorun çıkardı. De Gaulle başta olmak üzere kıta Avrupası İngiltere'nin girişine zaten hep karşı çıkmışlardı. İngiltere bize niye destek verdi? Bizi sevdiği için değil. Avrupa Birliği projesinin daha da birlik olmaması için. O daha ötesi ABD Ömer. İngiltere ile şu ana kadar tabii, Suriye politikası, Arap Bağı'na kadar İngiltere ile Türkiye'nin Orta Doğu politikasında bir çıkar çatışması yoktu. Tam mutlak bir işbirliği vardı hatta. Bazı konularda ya var. Bazı ben konularda. Şimdi Avrupa Birliği'ni konuşuyoruz şimdi. Ama yani, Avrupa Birliği'ne bakışı. Ama İngiltere hiçbir zaman İngiliz halkı biraz önce mesela benim size bahsettiğim eyvah Türkler geliyor argümanı İngiliz halkının genetiğiyle işlemiş Türk korkusu. Sadece bu İngiliz halkını değil, Avrupa Birliği'ndeki tüm halkların da genetiğini işlemiş. Kabul edelim ya da etmeyelim. Ama oradaki İngiliz dostlarım şey diyor mesela ben Londra'da kaldım bir şey yazı yazıyor. Diyor ki bu yalan olduğunu İngilizler farkında diyor. Mesela üniversite talebeleri, işte belli sivil toplum kuruluş üyeleri bunu bir yalan, ya bir düzmece olduğunu da biliyorlar. Bakın tez şöyleyken Türkler eyvah Türkler gelecek derken İngilizlerin entel dantel takımı aydın ki takımı YouTube çıkıp da şöyle demedi. Evet. Hadi lan oradan bu ırkçılık bu koskoca İngiltere'ye yakışmıyor. Demiyor ama yutmuyor da. Ciddi ciddi çıkıp buna cevap verdiler. Dediler ki zaten Türkiye 3000 yılında ancak katılabilir. Birliği almayacağız. Girse yani böyle makul cevaplar vermeye çalıştılar. Niye? Çünkü bizim o deli saçması gördüğümüz argüman başarılı oldu. Ya karşı tarafın ana argümantasyonu buydu. Türk istilası. Bir daha söylüyorum. Bunu bana başkası dese ben inanmazdım. Hadi oradan lan abartıyorsun falan derdim. Kendi kulaklarımla duydum. Açın bana inanmayanlar açsın. Kampanyayı İngiltere'deki kampanyayı takip etsin. Fransa'daki kampanyayı takip etsin. Tartışmaları takip etsin. Ya Erdoğan, biz ne olduğumuzu farkında bile değiliz. Sayın Erdoğan bunu vurguladı ya 4 gün önce. Sen dedi benimle kapalı kapılar ardında konuşurken Cameron dedi. Biz seni destekliyoruz Avrupa Birliği'ne vize serbestliğinde destekliyorsun dedi. Ama arkandan böyle yapıyorsun dedi. Sen bizi niye siyasi malzeme olarak kullanıyorsun kullanmak dedi. Zorunda. Tamam kullanmadan yapamıyor ama gerçeklik aslında Türk korkusu falan değil. Eyvah Türkler geliyor korku. Bu tamamen pompalanmış bir algı bu. İyi de bu algı üzerinden yürüyorlar. Bu algının karşılığı var diyorum. Ya benim üst düzey bürokratım İngiltere'ye yeşil pasaportuyla giremiyor Ömer. Birinci derecede bürokrat elinde yeşil pasaportla İngiltere'ye giremiyor. Tamam. İngiltere vize istiyor senden. Tamam. Ya zaten seni almıyor içine. Tamam. Yok, sorun peki yok. Bu bir dakika İngiliz halkı bunu bilmiyor mu? Biliyor. İngiliz halkı da peki, biliyor. Peki bir yani dakika. Peki bu argüman niye kullanıldı? Çünkü karşılığı var. Var bu var. Bu kadar var, saçma evet. Bir argümanı koskoca. Evet. İki tarafta kullandı. Sel Hoca'nın eline saz vermek, işte bu HDP Türkiye Partisi oluyor demek nasıl içi karşılığı. Boş, karşılığı olmayan bir pompalamaysa İngiltere'deki şey aynı şey. Halkta yani, karşılığı var bunun. Bizde de oldu halkta karşılığı, inanan şeyler oldu, saftirikler oldu bu ülkede. Yani neticede verdiler, seçim sonuçları oldu. Oy veren oldu. Nişantaşı'ndan oy verdiler. Hayır, bilerek de oy veren oldu. Evet, %52 oy aldı. Haritaya baktığımızda İngilizlerin, gerçek İngilizlerin, İngiliz asıllı İngilizlerin %80'inin evet oyu kullandığını biliyoruz. Bir, İskoçya hayır oyu kullandı. Kuzey İrlanda hayır oyu kullandı. İkincisi de kozmopolit bölgeler. London şehir olarak, Manchester gibi kozmopolit bölgelerde hayır oyu çıktı. Geleneksel İngiliz asıllı İngilizlere baktığında, çünkü Londra'ya gidenlere baktığınızda orada siz Hint halk kıtasından insanlar da Pakistanlıları, Hintleri, yüz binlerce Müslümanları falan görürsünüz. Onların hepsi hayır oyu kullandı. Ama bizim bildiğimiz klasik o beyaz hani whites dediğimiz İngilizler var ya, yani white beyaz protestant İngiliz falan beyaz onların %80'i kardeşim. Onların %80'i hayır oyu kullandı. Sana istatistiği vereyim mi? Bir reklam vereyim. Küçük bir istatistik vereyim. Evet çıkalım diyenlerin %82'si 45 yaş ve üstü. Ha o yaş olarak bak, öyle. Hayır kalalım diyenler de 18 ila evet. 35 yaş arasındaki bilgi. Yaş ekseninde bakarsan gençler kalalım diyor. Ama ırk ekseninde bakarken gerçek İngilizler, hani o beyaz İngilizler ayrılmak istedi. Kalmak istemedi. Remain istemedi. Ayrılmak istedi. Ha, bunun temelinde yatan da ekonomik sebepler muhakkak var. Ama bu Türk düşmanlığı, ötekine olan düşmanlık ve bu ötekine olan düşmanlık nedense Türkiye üzerinden şekillenmiş. Türkiye üzerinden. Ben de şaşırdım. Kraliçe Avrupa Birliği'ne satranç hamlesi yapıyor Ömer.
inisiyatifi ele almak için ciddi bir satranç harcısı. Eğer bir üst akıl varsa ki var, var, var. O üst akılın İngiltere üzerinden Almanya ve Fransa'ya yaptığı bir operasyondur. Şimdi hamle üzerine hamle, bunu beklemiyorlardı. Her şey değişecek. Hiçbir şey eskisi bakın, gibi olmayacak. Pandora'nın kutusu açıldı. Bu Türkiye'yi de etkileyecek, dünyayı da etkileyecek. Her şey, ama her şey değişecek. Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İkinci bölümde onu konuşacağız sevgili izleyiciler. Kısa bir reklam arası. Ve geldik ikinci bölümümüze, yani son bölümümüze sevgili izleyiciler. Bu bölümde de İngiltere'deki referandumun Türkiye'ye etkisini konuşacağız. Alman İngiliz kapışmasının yani Türkiye üzerindeki etkisi azalır mı? Gençler buna destek vermemişler ya referanduma. Hani kalalım demişler gençler. Şimdi mesela Londra'da gidenler bilirler. Mesela güneş şöyle bir çıkar. Mesela Mayıs ayında, Mayıs Haziran'da. Şimdi sana bir göz kırpar. Sen sevinirsin. Aa işte güneş çıkıyor dersin. Ve bir saat sonra hop der gider o. İşte U2, işte Bono, Pink Floyd gibi çok önemli bir rock grupları vardır. Efsane. Ben o ülkede niye rock'n'roll'un o ülkede doğduğunu anladım. Yani rock müziğin neden o ülkede doğduğunu. Çünkü depresif bir ülke. Yani insanlar depresif. Çünkü hep hava kapalı. Evet. Hep hava böyle karanlık. Dolayısıyla oradaki gençler, İngiliz gençleri, yani benim gördüğüm ufukları çok geniş. Yani hayatı sadece bir Londra'dan ibaret olmadığını düşünüyorlar. Sürekli geziyorlar, sürekli Avrupa ile entegre oluyorlar, Orta Doğu ile geziyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar, Afrika'ya gidiyorlar. Çok faal ve böyle macera perest. Çünkü eğitim sistemi uygulanmıyor orada, o yüzdendir. Macera perest bir gençlik var. Bir de mesela gidin, mesela Notting Hill'a gidin. Notting Hill'da kitapçılara girin, mutlaka Adana kebabı ile ilgili kitaplar bulursun. Ürgüp'le ilgili kitaplar bulursun. Gençler giderler, Türkiye'ye gelmeden önce o kitapları alırlar, okurlar. Nerede? Ha, Adana kebabı meşhurmuş falan mesela. İşte şurada tarihi yerler var. Yani dünyaya entegre olan bir gençlik var orada. Öyle orada çocuklar işte Avrupa Birliği'nden kopalım, içimize kapanalım, bir güç olalım. Bunu yutmazlar. Yani o gençler bunu yutmaz. O gençler, bu Ömer'in dediği gibi 45 yaş üstü artık demode olmuş. Yani o daha gelenekçi, daha milliyetçi, daha ulusalcı. O kafalar ancak buna çok daha meyillidirler. Fakat burada şöyle noktalayayım. Ben devam edeceksem. Tabii devam. Şöyle diyeyim. Yani bu mesele tamamen İngiltere'nin, yani Britanya Krallığı'nın bir hamlesidir. Satranç hamlesidir. Avrupa Birliği'ne karşı bir satranç hamlesidir. Kozları eline almak istiyor kraliyet. Eğer bunlar olmazsa Britanya Krallığı, eğer Avrupa Birliği'nden çıkarsa İngiltere, bu bir felaket olur Avrupa Birliği için. Ama ben Türkiye için çok büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Neden? Çok güzel bir kazanım olur. Avrupa Birliği'nin dağıldığını düşünün. Düşünün ki dağıldı. İddia ediyorum. Danimarka, Norveç, İsviçre, Bulgaristan, Slovenya, Romanya hepsi Türkiye'ye vizeyi kaldırır. Bak kafadan kaldırırlar vizeleri. Tamam, hiç vizesiz gidersin bu ülkelere. İkincisi, yeni birlikler oluşmaya başlar. Yeni birlik arayışları doğar. O yeni birlik, yeni bloklar, yeni koalisyon arayışlarında Türkiye çok ciddi bir inisiyatif alabilir. Tamam mı? Yani nedir? Orada belki 6-7 Avrupa ülkesinde bir şey kurabilirsin. Blok kurabilirsin. Ama bu en çok Rusya'nın da işine yarar. Rusya Varşova Paktı'ndan kalan nüfuzunu orada çok güzel kullanır. Tekrar oraya sızar ve orada postmodern bir Varşova Paktı da kurabilir. Bak, postmodern bir Varşova Paktı da kurabilir. Her şey çok açık bir duruma gelir. Avrupa çok savunmasız kalır. Hatta ben sana çok abartı ve mübalağa gelebilir ama savaş bile çıkabilir, biliyor musun? Bunlar birbirleriyle savaşabilirler. Bak, sana çok ütopik gelebilir mi? Ömer tarihten de çok vakıftır. Siyasi tarih, savaş da çıkabilir. Yani Hırvatistan'la Sırbistan'ın savaşmayacağının bir garantisi olabilir mi mesela? Ya da ne bileyim, orada Doğu Avrupa ülkelerinin hala birbirleriyle çözemedikleri hasmani şeyleri var, meseleleri var. Yani burada bu da olabilir, bak bu da çıkabilir. Ben çok ütopik konuşuyorum. Tabii NATO belki büyür mü peki? NATO'ya bir etkisi olur mu? NATO'ya nasıl bir, NATO'ya çok bir, yani pozitif bir büyüme etkisi. Büyüme olabilir tabii, büyüme olabilir. Çünkü bir blok dağıldığında zayıf ülkeler kendilerini savunmasız hissederler. Şimdi zayıf ülkeler ortada kaldıklarında da bir yerlere sığınmak gibi çaba içerisine girebilirler.
bu Avrupa Birliği için mutlak bir felaketle sonuçlanır. Hele Yunanistan'ı hayal bile edemiyorum. Yani Yunanistan ne olacağını düşünmek bile yani insanı biraz ürkütüyor çünkü bu bizi de etkiler. Yunanistan'daki bu ekonomik kriz bizi de etkiliyor çünkü yani ister istemez. Etkiliyor. Yunanistan bize ilhak olabilir mi? Öyle bir... Yani onu bilemem ama Türkiye'nin elindeki... Bir ütopik bir şey de ben söyleyeyim. Türkiye bir Hristiyan kulübüdür Avrupa Birliği. İkinci Roma İmparatorluğu'dur. Tamam mı? İkinci Roma İmparatorluğu'nun yıkılması demek... Hani hatırla İkinci Roma İmparatorluğu yıkıldığında kim doğdu? Selçuklu, Büyük Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu. Yani zaten Avrupa Birliği İkinci Roma İmparatorluğu. Bir Hristiyan kulübü. Bu Hristiyan kulübü dağılacak. O Hristiyan grubu parçalanır. Parçalandığı zaman Türkiye çok daha rahat ekonomik pazarlara, çok daha rahat nüfuz edebilir, farklı ilişkilemlere girebilir, farklı ortaklıklara girebilir, farklı efendim bloklar da oluşabilir. Yani böyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama bunların hiçbiri olmaya da bilir. Britanya Krallığı'nın, kraliçenin restini Avrupa Birliği görür. Bir noktada uzlaşmak için bir çaba sarf edilir ve İngiltere tekrar inisiyatif alır birlik içerisinde. Aldığı inisiyatifle de belki yoluna da devam da edebilir. Yani bu da bir ihtimal arasındadır. Bilemiyorum. Evet Ömer Turan sana verelim. Türkiye'ye etkileri nasıl olur? Yani bir de şöyle bir şey var ya, o şeyden de girebiliriz. Bizim hani biraz sitem ederek söyledin ya. Son dönemde Türklükten vurgu yaptığımız zaman faşist olarak nitelendiriliyoruz diye. Ulus devletlerin çoğalması Müslüman coğrafyaya etkisi de nasıl olur? Yani Türkiye ve Müslüman coğrafyadaki etkisini de ele alalım. Yani şimdi bahsettiğimiz kıta Avrupa kıtası, dünyanın en önemli kıtası. Gerçi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri dünya siyasetine belirgin olmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren başladı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kesinleşti. Avrupa dolayısıyla dünyaya yön veren güçlerin merkezinde olmuş bir şey. Sadece o merkezi değil, tüm dünyayı etkiler. Ben bunu bir deprem olarak görüyorum. 7.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üstü de öyle sıradan bir yer değil. Hani Türkiye için söylenen bir şey vardır. İstanbul'a kış gelmeyince Türkiye'ye kış gelmez diye. Evet. Mesela Güneydoğu'da, efendim Doğu'da ya da atıyorum Ege'de bir deprem olsa o kadar dikkat çekmez. Ama mesela Kocaeli'de, İstanbul'da olan deprem nasıl dikkat çekti? Çünkü merkez üssü orasıydı. Şimdi dünyanın merkez üslerinden bir tanesi de Avrupa ve Avrupa'nın merkezinde, göbeğinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem oluyor. Bu deprem haliyle tüm coğrafyayı etkileyecek. Bunların başında da Türkiye'yi de etkileyecek, İslam dünyasını da etkileyecek. Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Ben burada Tuna ile aynı görüşteyim. Türkiye'ye bu tarihi fırsatlar doğuracağını düşünüyorum. Hiç umulmadık tarihi fırsatlar doğuracak ve Türkiye'ye her açıdan fayda olacaktır. Şöyle, hemen bu olaydan önce kısaca bakalım. Türkiye 2013 Mayıs'ından itibaren kesintisiz bir darbe süreci yaşayan Türkiye ile karşı karşıyayız. Gezi darbe süreci oldu. Ondan hemen 4-5 ay sonra 17-25 Aralık darbe süreci oldu. Ondan sonra PKK'nın kalkışmasıyla somutlaşan bir PKK darbe süreci değil, terör üzerinden terör darbe süreci yaşandı. Ve bu arada birçok algı üzerine algı çekildi, operasyon üzerine operasyon çekildi. Bunların tüm hedefinde de Erdoğan vardı. Erdoğan'ın şahsında Türkiye vardı. Onun şahsında İslam dünyası vardı. Erdoğansız bir AK Parti, Erdoğansız bir Türkiye planlandı. Hamle üzerine hamle yapıldı. Ve dönüp baktığımızda, tek tek irdelediğimizde bunların sıradan bir olay olmadığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi nedir? Mesela Gezi'ye bakıyoruz. Hepimiz yaşadık. Hep daha 50 sene önce olmadı. Daha dün oldu. Hepimiz biliyoruz. Ciddiydi ve başarmak üzereydi. Hani top direkten döndü. Yani öyle futbolda ciddi akımlar olur ya, top hem de direğin içinden döndü. Yani ya o zaten tezgahlanmış bir şeydi denilecek bir durum yok. Ondan sonra 17-25 Aralık darbesine bakıyorsunuz. Şimdi dönüp baktığımızda olayın vehametini daha iyi anlıyorsunuz. Ben o zaman 17-25 Aralık'tan hemen 24 Aralık'ta çıkıp meydan okurmuştum paralel yapıya. Şimdi dönüp bakıyorum, ne yapmışım diyorum yani. O zaman belki bu kadar farkında değildim. Meğer biz kime meydan bizim okumuşuz gibi. Yani. Öyle bir örgütlü bir yapı var ki. Bizde devletin... 5-6 deli ilk suç duyurusunda bulunan Fethullah Gülen'e 5-6 deliden bir tanesi benim yani mesela. Aynen işte. Delice cesareti olur. Cahil cesareti bizimki. Yani biz iceberg'in görünen kısmına baktık. Altını görmüyoruz tabii. Şu son iki senede gördük. Meğer neymiş yani? Biz çıktık meydan okuduk yani. Ama
Şimdi dönüp bakıyorsunuz 17-25 Aralık darbesi son derece sofistike, profesyonelce hazırlanmış ve güç dengeleri açısından bütün köşe başlarının tutulduğu bir darbe. Yani orada empati yapıp diyelim ki o örgütün içinde bir üst düzey yönetici olsam ve sana sorsalar stratejik olarak artık bu darbeyi yapacak güce eriştik mi diye evet dersin. Niye? Yargı sistemini kontrol ediyorsun, emniyeti kontrol ediyorsun. Efendim askeri güçlerin önemli bir kısmını kontrol ediyorsun. İktidardaki partinin liderine karşısın ama partinin kılcal damarlarına kadar girmişsin, kabineye girmişsin. O parti lideri Recep Tayyip Erdoğan gittikten sonra kurulacak başbakan yine o partiden çıkıyor. Onu belirlemişsin, kabineyi belirlemişsin, her şeyi belirlemişsin. O kabine listesi falan daha açıklanmadı. Evet. Niye açıklamıyorlar? Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra gidecek düşündükleri kişi de AK Partiliydi. Önemli bir kişiydi. Onu niye açıklamıyorlar mesela, değil mi? Böyle sofistike, profesyonelce yapılmış darbe var. Ve bu darbeden Tayyip Bey'in kurtulması siyaset biliminin normatif kuralları açısından açıklayamazsınız. İmkansız. Yani teknik olarak baktığınızda o pozisyonun gol olmaması imkansız. Hani bazen altı pasın içinden top girmez ya. Biz buna girmiyor. Müslümansanız buna kader deriz biz. Kaderin üstünde kader vardır deriz ki Müslümanız elhamdülillah. Eğer Müslüman değilseniz metafizik dersiniz, şans dersiniz, başka bir şey dersiniz. Şimdi Türkiye bu darbe süreçlerinden yaşamış ve artık herkesin dediği bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri üst akıl olarak tabir edilen güç Tayyip Erdoğan'ın kalemini kırdı. Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye, Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti bekleniyor ve bunu herkes kabul ediyor. Tam böyle bir ortamda bu referandum oluyor. Şimdi bu referandumdan sonra biraz önce söylediğim gibi kartlar yeniden kırılacak, güç dengeleri yeniden dizayn edecek, yeni oyunlar, yeni tertipler kurulacak, yeni müttefikler olacak, mevcut müttefiklere karşı yeni stratejiler geliştirilecek. Şimdi nedir bu? Bir tarafta İngiltere. İngiltere kendi içinde sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bir tarafta kıta Avrupası, Fransa, Almanya ve okyanus ötesi Amerika Birleşik Devletleri. Bunların birbirlerine karşı yaptığı hamleler söz konusu. Sıradan bir hamle değil. Burada Fransa, Almanya mı? Almanya, İngiltere kapışması mı? Mesela ülkemizdeki Fransa, operasyonlarda hep Fransa, Alman bloğu. Alman ajanlarını görüyoruz, İngiliz medyasını, İngiliz ajanlarını görüyoruz. Yani ülkemizde onların ciddi bir kapışması var Türkiye üzerinde. Avrupa Birliği dediğimizde aklınıza şu Türkiye gelsin. Üzerinden nasıl bir oyun olabilir? Şöyle şimdi olur. İngiltere'nin, Almanya'nın Avrupa Birliği dediğinizde aklınıza şu gelsin. Almanya ve Fransa. Aynen. Evet. Kıta Avrupası'dır. Zaten haritada bunu gösterir. İngiltere Avrupa Birliği'nin içindedir ama adı olduğu için yani kenarındadır. Var mı yok mu belli değil. Yani ben şu kenarda durayım gibi. Haritada da öyledir. Kıta Avrupası. Kıta Avrupası nedir? L'Europe Continental dediğimiz kıta Avrupası'dır. Bu da Fransa ve Almanya'dır. Ve özellikle Almanya'dır. Mesela Avrupa Birliği birçok mali sıkıntı yaşadı. Portekiz'de yaşadı. İspanya'yla yaşadı. Yunanistan'la yaşadı. Tüm bu mali sıkıntıların ceremesini kim çekti? Almanya çekti. Almanya Avrupa Birliği demek Almanya demektir. Avrupa Birliği bir ekonomik güçse Almanya demektir. Yanına Fransa'yı da aldı. İster ise Fransa o kadar güçlü olmamasına rağmen. Avrupa Birliği demek Almanya demektir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne karşı yapılmış her hamle Almanya'ya yapılmış ve Almanya'nın yanında Fransa'ya yapılmış bir hamledir. Mesela şimdi Almanya-Fransa bloğunu görüyorsunuz ve bloğun Rusya'ya doğru uzandığını görüyorsunuz. Bir karşı hamle yaptılar. Rusya'yı bu denklemin dışından çıkarmak için petrol fiyatlarını düşürdüler. Petrol fiyatlarının düşünmesi kime zararı olur? Almanya'ya zararı olur. Niye? Çünkü Almanya yüksek petrol fiyatlarının zarar vermediği iki ülkeden birisi Almanya'dır, diğeri Fransa'dır. Çünkü bu ikisinde de nükleer enerji vardır. Giderleri petrolle değildir. Dolayısıyla yüksek petrol fiyatları bunların en büyük müttefiki olan Rusya'yı güçlendirir. Almanya'ya zarar vermez ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar verir, İngiltere'ye zarar verir, diğerlerine zarar verir. Bu hamleden sonra ikinci bir hamle daha yapıldı. İngiltere'nin oradan ayrılması Avrupa Birliği'ne vurulmuş bir darbedir. Domino etkisi yapacaktır. Şimdi Almanya ve Fransa buna nasıl cevap verecek? Rusya üzerinden verir. Şimdi Ukrayna krizinde Avrupa Birliği'nin hemen devreye girdiğini, özellikle Fransa ve Almanya'nın devreye girdiğini, Putin'le görüşmelere başladığını ve Rusya'nın çok sert bir şekilde cezalandırılmadığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı cezalandırıyor, OPEC üzerinden cezalandırıyor, mali yapılar üzerinden cezalandırıyor ama buna rağmen Avrupa'nın Rusya'ya sahip çıktığını görüyoruz. Mesela son anda Türkiye ile Rusya arasındaki ittifakların arttığını görüyoruz. Bunun arkasında da bunu görebiliyorsun. Kısaca şunu söyleyeyim. Şimdi kartlar yeniden karıldı ya. Kıta Avrupası, evet. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere arasında bir güç savaşı var. Her güç Türkiye'yi yanına çekmek isteyecek.
Türkiye artık değerlendi. Çünkü bunlar kendi arasındaki bir hakimiyet mücadelesine girince mesela Almanya, Fransa biliyor ister istemez Türkiye'yi yanına çekecek. Merkel daha çok Türkiye'ye gelecek. Türkiye gibi bir gücü yanına çekecek. İngiltere kendi içinde sıkıntıları var ve İngiltere Türkiye gibi güce kayıtsız kalamaz. Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız kalamaz. Türkiye tekrar değer kazandı ve Tayyip Erdoğan tüm Avrupalı liderlerin peşinden koştuğu uluslararası makul ve prestijli bir lidere dönüştü tekrar. Bundan sonra göreceksiniz. Yani Türkiye mesela David Cameron Türkiye'ye işte 3000 yılına kadar tarih vermişti ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi kendisi 3 gün duramadı. Bundan sonra Türkiye'nin önemi daha çok arttı. Türkiye'nin önünde müthiş bir manevra alanı var. Müthiş bir tarihi fırsatlar çıktı. Türkiye bunu kullanırsa, bakın her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Bu çok büyük bir siyasi kriz. Ekonomik olarak boyutları da var. Türkiye gerekli hamleleri yaptığında bu krizden her açıdan faydalanılır ve bu krizi avantaja dönüştürebilir. Türkiye'nin bu krizi avantaja dönüştürecek devlet aklı, kurmay zekası ve gücü vardır. Buna da inanıyorum, faydalı olacağına inanıyorum. Kurmay zekanın en belirgin şeyi, emaresi Suriyeli mültecilerdir. Çok güzel kullandı Türkiye bu elindeki kozu. Kullanmadı ki Türkiye. Türkiye orada. Bakın, onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Neden söyleyeyim? Bak şundan. Tayyip Bey Suriyeliler hakkında inanır mısın siyaset dışı bir şey yaptı. Hiç bunun mali boyutunu düşünmedi. Fi sebilillah Allah rızası için bir insan gibi, bir Müslüman olarak hareket etti. Ama siyasette öngörülmeyen bir şey oldu. Cenab-ı Allah onun karşılığını siyaseten verdi. 10 milyar dolar harcadık diyor ya ekonomik olarak mesela. Diğer boyutu değil sadece mali boyutuna. Bakın 10 milyar dolar harcadın ya. Verdikçe Allah sana daha çok verir. Ve bunun karşılığında eğer bugün Avrupa ekonomisi krizdeyse, Türk ekonomisi her şeye rağmen büyüyorsa bunu bana ekonomik olarak açıklayamazsınız. Bilimsel olarak açıklayamazsınız. Çünkü siyasetin normatif kuralları olarak açıklayamazsınız. Bana bunu metafizik olarak yani dinen açıklarsınız. Türkiye çok insani bir görev yaptı. Bu kardeşlerimizi kucakladı. Bunlara yardım ettik. Paralar harcadık. Ama Erdoğan kurmay zeka demiş. Erdoğan'da müthiş bir siyasi zeka vardır. Yani Erdoğan elindeki olumsuzlukları da olumlu olanı da pozitifinde negatifinde. Ne doğuracağı, ülke için ne doğuracağı, ne getireceğini çok iyi hesaplayan bir liderdir. Yani o açıdan da bu Avrupa Birliği ile müzakereler meselesinde de biz bunu gördük. Davutoğlu işi tam tersini yapmaya kalktı. Evet. Taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz. Evet. Erdoğan bir dur dedi, bir dakika ya bir dur dedi. Siz bana, ben sizinle böyle konuşmadım ki dedi Avrupa Birliği'ne Merkel'e. Biz sana ne, ben size ne dedim dedi. Siz bize serbestliğini yapacaksınız ama terör mücadele gibi önemli yasaların değişmesi konusunda ısrarcı olmayacaktınız dedi. Erdoğan böyle söyledi. Yani netice itibariyle Erdoğan buradaki ısrarını, duruşunu devam ettirince de Avrupa Birliği ister istemez de geri adım atmış oldu. Bir de son bir şey söyleyebilir miyim? Bu paralel yapının mücadele meselesi var. Hala bu paralel yapının neme lazım bir illet ve bir tehlike olduğunu farkına varamayan ya geri zekalılar var bu ülkede. Bir de farkına varmak istemeyen, bu konuda ısrarcı olan başka art niyetliler var. Ben tek bir şey söyleyip özetleyebilir miyim? 17-25 Aralık darbe girişiminde Erdoğan olmasaydı, tamam mı? Bugün Türkiye ne Suriye meselesinde, mülteciler meselesinde eli güçlenecekti. Ne Türkiye bugün 4.5 oranında büyüyecekti, tamam mı? Bugün muhtemelen binlerce insan yine Silivri'de birçok cezaevinde yargılanacaktı, tutuklanacaktı. Ülkede zaten bir iç savaş çıkacaktı. Ya bir sürü şey olacaktı. Ya Türkiye bir felakete sürüklenecekti. Yani artık bu meselenin de meşruluğunu tartışmak gibi bir garabetten yani artık vazgeçelim. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok önemli bir nokta. Evet. Eyvallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağımıza, gönlünüze sağlık diyelim. Sevgili izleyiciler, gündem özeli böylelikle kapatıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.